Eksen İnsan'dan merhabalar. İnsana dair hassas bir mevzuyla hamdolsun ki yeniden karşınızdayız. Önyargılarımız ya da peşin hükümlerimiz diyelim konu başlığını ama bu iki kelimenin çok daha ötesindeki bir derinliği bir saatin içinde dilimiz döndüğünce konuşmaya, anlamaya çalışacağız. Önyargıyı belki en genel anlamıyla buzdağının görünen yüzü olarak tanımlayabiliriz ama elbette söylenecekler bundan çok çok daha fazlası. Bugün burada önyargıyı akademik bir vizyonla psikolojik ya da sosyolojik açıdan aktarmanın ötesinde birer birey olarak, ekranın önünde bulunan, çalışan kadınlar olarak ve elbette birer anne olarak pergelin bir ucu hem şahsi hem de toplumsal tecrübelerimizde kalacak şekilde konuşup anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Ön yargılarımız yok demek belki de kendimiz için koyduğumuz en büyük ön yargı ambargosu olacak. Zira hepimiz insanız. Belki bugün burada söz sürekli olarak Hucurat suresinin 12. ayetine gelecek ve bizler ey iman edenler zannın çoğundan kaçının çünkü zannın bir kısmı günahtır diyen bu ayeti en önce kendimize hatırlatacağız. Efendimizin üstünlük ancak takva iledir hadisini bu masada idrak etmeye çalışacağız. Önce neler konuşacağımıza bir göz atalım ardından inşallah beraberiz. Üstünlük ancak takva iledir. Gerçeğin önüne set çeken hislerimize kapılıp ötekileştirerek yok ettiğimiz iyi niyetlerimize haksızlık etmiyor muyuz? Özümüz gördüğümüz kadardır. Bir insana haksızlık ederim diye kılı kırk yaran ahlaki inceliğimizi kendimize geri vermenin zamanı gelmedi mi? Eksen insanda şimdi ön yargılarımızı ve onun neden olduğu toplumsal ayrışmayı konuşuyoruz. Evet, az önce de söylemiştim, bir insan olarak, bir kadın olarak ve ekran önündeki hanımlar olarak konuşmaya çalışacağız önyargıyı. Hemen takdim etmek istiyorum konuklarımı. Her ikisi de İstanbul'dan çok değerli iki konuğum var. Gazeteci, televizyoncu, aynı zamanda Kanal 7 Haber Müdürü Sema Nur Sönmez Yaman. Hoş geldiniz Sema Nur Hanım, ayaklarınıza sağlık. Yine sol yanımda TRT Haber moderatörü, gazeteci, yazar Betül Soysal Bozdoğan. Her ikinizin de en önemli titri belki de aynı zamanda anne olmanız. Genç ve genç birer annesiniz, üç evlat sahibisiniz. Bununla birlikte bütün bunların ötesinde hem anne olarak hem ekran önündeki birer hanımefendi olarak bu mevzuyu konuşmaya çalışacağız. En çok karşılaştığımız şeffaf ama yıkılmayan duvarlarımız önyargıyı. Dilerseniz Betül Hanım sizinle başlayalım. Aynı zamanda psikoloji eğitimi geçmişinizde olduğu için bu soruyu öncelikle size yöneltmek istiyorum. Bir insan, bir kadın ve bir televizyoncu olarak siz önyargıyı nasıl tanımlarsınız? Evet, bence çok güzel bir kavramı seçmişsiniz. Çok güncel bir konu aslında. Hayatın içinden bir kavram. Toplumları ilgilendiren, devletleri, ulus devletleri, küresel dünyayı ilgilendiren ve çok temel bir mesele. Dolayısıyla Türkiye'den nasıl bakıyoruz, İstanbul'dan, Ankara'dan bu konuya nasıl bakıyoruz, hayatın içinden nasıl gözlemliyoruz, bunlar önemli. Biraz psikoloji biliminden bir pencere açalım. Ardından dinini yaşamaya çalışan bir Müslüman olarak nasıl bakıyorum ona gireceğim. Öncelikle modern psikoloji şöyle tanımlıyor, kendinden olmayan, sana benzemeyen, her şeye evet. ve herkese karşı koymuş olduğun mesafedir diyor ön yargı için. Hı hı. Modern psikolojiye göre senden olmayan her şeye karşı bir mesafe koyman gerekiyor. Cinsiyetine göre, kimliğine göre, durduğun yere göre bir konumlandırma yapıyorsun ve onun dışında kalan her şeyi mesafelendiriyorsun, kategorize ediyorsun. Bu önemli. Artı modern psikoloji şunu da söylüyor günümüz çağımız insanına. Egoyu merkeze al diyor. Egonun etrafında dönüyor tüm dünya. Bunları bilmemiz lazım yaşadığımız çağda yorumlamamız için. Ve bunun yanında bireyler bir kategorizasyon yapıyor ama devletler de aslında kimlikler üzerinden bir biçimlendirme yapıyor. Ulus evet. devletler özellikle. Yani ulus devletlerin de aslında bir ideal kimliği var. Ve bu ideal değerli kimliğin ötesinde kalan kimliğe karşı bir mesafeleri ve ön yargıları var. Ve bunlar üzerinden politika üretiyorlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman WASP kimliği öndedir. Yani beyaz olacak, protestan olacak, Anglo-Sakson olacak. İngiliz kökenli olacak. Hı hı. Bu değerli kimliktir. Bunun dışında kalan
siyahiler, Müslümanlar, diğer tüm göçmenler aslında ikincil vatandaştır. Hı hı. Ve Amerika tüm çok kültürlülük iddialarına rağmen bu önyargıyı aşamamıştır. Bugün Amerika içinde, Avrupa içinde, Avrupa içinde çok kültürlülük çöktü mü tartışmaları yapılıyor. Bunun temelinde işte önyargı vardır. Bunlar önemli. Peki bir Müslüman olarak ben konuya nasıl bakıyorum? Evet, psikoloji diyor ki bana, ben merkezci ol, hayatının merkezine egoyu koy. Sen çok kıymetlisin. Evet, sen biriciksin diyor. Ama dinimiz bize ne söylüyor? Bu çok önemli. Dinimize göre ben ve öteki yok. Evet. Merkeze kendimi koymuyorum. Merkeze kulluk bilincini koyuyorum. Bu çok önemli ve değerli ve bütün Müslümanlar kardeştir diyorum. Bu düsturla hareket ediyorum. Ayrıca üstünlük ancak takvadadır diyorum. Yani bizim kıstaslarımız, hayatı anlama biçimimiz bu düsturlara dayanıyor. Temele bunları koyuyoruz. Ayrıca şunu da belirtelim. Ön yargı içe kapatıyor insanları. Doğru. Duvarlar örüyorsunuz. Benden olmayan her şeye karşı bir mesafe koyuyorum, bir duvar örüyorum ve içe kapatıyor beni bu. Kimisine yukarıdan bakıyorum, kimisini beğenmiyorum, kimisini içselleştiriyorum bana çok benzediği için. Ama bu gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Müslümanın hayata bakışı nasıldır, hayatını nasıl kurgular? Bu noktada şunu söyleyebilirim, tamamen kendi kişisel düşüncem. Emri bil maruf ve nehy anil münkeri emreden bir dinin bireyleriz. Evet. Sosyalleşmeyi aslında emrediyor. Yani içe kapanma diyor. Hı hı. İyiliği emret, kötülükten nehyet diyor. Her bir Müslüman çok değerlidir, çok kıymetlidir ve yeryüzüne halife olarak gönderilmiştir. Evet. Yani diyor ki konun komşunla, akrabanla, arkadaşlarınla git konuş. Git konuş, Allah için, Allah rızası için konuş. Sana benzemese de git konuş ama Allah için git konuş. Boş konuşma, oradan bir değer üret. Evet. Dolayısıyla ön yargıların karşısında olan bir dinimiz var. Tüm kapıları açan bir şey. Asıl saadete bakalım. Peygamber Efendimiz ne yapmış? Peygamber Efendimiz döneminde evet Hristiyanlar da vardı, Yahudiler de vardı ama asla sıkıntı çekmediklerini biliyoruz. Çok gayet rahat bir yaşamlarının olduğunu biliyoruz. Yani Müslümanların onlara bakış açılarına baktığımız zaman bir sıkıntı yaşadıklarını görmüyoruz. Ön yargılar yoktu. Münafıklar mesela çok sorunlu tiplerdi asr-ı saadette ve Peygamber Efendimiz'e gelip sahabeler dedikleri zaman ya Resulallah, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve sellem, münafıkları biliyorsun, kim olduklarını biliyorsun, lütfen söyle bize ki biz de bilelim, onlara karşı bir tavır alalım. Peygamber Efendimiz bunu kabul etmemiştir. Münafıkları afişe etmemiştir. Etiketlememiştir. Etiketlememiştir ki bir ön yargı oluşmasın diye. Evet. Çünkü onların nasıl bu dünyadan göçeceklerini bilemiyoruz. Belki hayatlarının yönü değişecek. Tabii. Osmanlı'ya baktığımız zaman 3 kıtada asırlarca sayısız etnik ve dini grubu bir arada hoşgörü ve adalet zemininde yaşatabilmiş bir ecdadın torunlarıyız bizler. Ön yargıyı minimize edebilmeyi başarmış Osmanlı. Bunun da temelinde adalet ve hoşgörü vardır. Bu da çok önemli. Bir röportajımda mesela Ermeni bir sanatçı hanımefendi kendisini şöyle tanımlamıştı. Hali hazırda bir sene yapmış olduğum röportajda çok çarpıcı. Hala unutmadım. Ben bir Osmanlı torunuyum diyor. Ermeni bir kadın hala kendini 2000'li yıllarda ben bir Osmanlı torunuyum diyerek niteliyor. Annesi... Özür dilerim, anneannesi sarayda aşçılık yapıyor. Bu hanımefendinin saray kültürünü kendini de bilen bir hanımefendi. Bir parçası olarak görmüş. Bunu eğer siz söyletebiliyorsanız azınlıklardan bir bireye, bir devlet olarak bunu söyletebiliyorsanız işte siz orada gerçek adaleti ve hoşgörüyü gerçekleştirmiş ve ön yargıyı minimize edebilmişsiniz demektir. Evet. Tabii bunlar çok önemli. Şanlı tarihimize baktığımızda da Betül Hanım'ın da bahsettiği gibi çok farklı kültürden, etnik kökenden insanla bir arada yaşamayı başarmış bir tarihi geçmişimiz var. Ama galiba ön yargıların birçoğunu biz 15 Temmuz gecesi bir tarafa bıraktık ve çok güzel şekilde aşabildik. Öyle zannediyorum. Semanur Hanım, siz modernitenin özellikle kendini çok yoğun bir şekilde hissettirmeye başlamasıyla birlikte son yüzyılda ayrıştırma, ötekileştirme, işte bu tip kavramların belirginleşmesiyle beraber ortaya çıkan tehlikeleri kendiniz nasıl yorumluyorsunuz?
ayrıştırma ve ötekileştirme aslında çok da kendi kendine ortaya çıkmadı diye düşünüyorum. Tabii. Bir şekilde ulusal güçler belli hedeflere ulaşabilmek için bunu bizim zihinlerimize yavaş yavaş yerleştirdiler. Hani birlikte yaşama kültürümüzle birlikte yaşadığımız insanlara karşı yavaş yavaş işte o şöyle, bu böyle, dini, mezhebi, etnik köken olarak bizleri birbirimize karşı kışkırttılar. Hani insan olmanın zaafıyla gelen önyargılarımız var. Ta Habil'le Kabil'den bu yana taşıdığımız bir takım önyargılarımız vardı ama özellikle etnik ve dini konularda önyargılar yerleştirdiler zihinlerimizi. Bu önyargılar da bizim işte bu son yüzyılda ortaya çıkan sorunlara kaynak teşkil etti diye düşünüyorum. İşte Peygamber Efendimiz Yahudi komşusuyla geçinirken biz sadece farklı bir memleketten olan komşumuzla bile o şuralı o buralı şeklinde ayrıştırmalar oluşturduk zihnimizde. Daha büyük şeyden baktığımız zaman, daha büyük perspektiften baktığımız zaman işte mezhep çatışmalarına neden oldu bu önyargılar. İşte etnik problemler, işte Türk, Kürt vesaire ayrıştırmalara gitti ve bizim ön yargılarımızı besleyerek bir şekilde kendi hedeflerine ulaşmaya çalıştılar diye düşünüyorum. İşte bu noktada ön yargılar bir anlamda bizim oyuna gelmemize neden olan tehlikeli düşünceler, kavramlar. Ya ön yargılar aslında manipülasyonla çok yakından ilgili bir şey. Yani sizin zihin kodlarınıza, bizim zihin kodlarımıza, belki bizim kendi kendimize zihnimizdeki o şuur altı kodlarımıza yerleştirdiğimiz bir takım böyle virüsler var. Olmaması gereken, bir Müslümana, bir insana yakışmayan virüsler var. Hatta Einstein'ın bir lafı vardır, çok da meşhur, önyargıları yıkmak atomu parçalamaktan zordur diye. Az önce bahsettiğiniz gibi bu şanlı tarih içerisinde yaşanmamış şeyleri yaşıyoruz. İşte şu memleketten, bu memleketten, onunla olmaz. O oralıysa kesin bu böyle bir şey yapar gibi bir takım kalıplarımız var. Ve bunlar hakikaten çok sıkıntılı durumlar. Bırakalım dünya çapındaki o sorunlarımızı kendi içimize birbirimizi adeta böyle yok saymaya, işte değersizleştirmeye götürecek kadar tehlikeli bir takım şuur altı kodlar oluşmaya başladı hepimizin zihninde. Aslında girişte de bahsetmiştim. Ön yargısızım demek bile kendimize karşı beslediğimiz bir ön yargı. İnsanız nihayetinde. Elbette ki bir takım zanlar olacak. Ama Kur'an-ı Kerim'in dilinden baktığımızda işte o zanın bir kısmı günahtır diye ayırdığı zan suizan diye bizim söylediğimiz. Yani kötü bir sanı oluşturmak biri hakkında. Bir de hüsnü zan dediğimiz, işte o güzel zanı besleyebilmek, her şeye rağmen karşımızdakiyle ilgili iyi şeyleri düşünebilmek. Bunu böyle yaptıysa belki bir dakika önce başından şöyle bir şey geçmiştir. Bana bunu söylediyse belki aslında söylemek istediği şöyle bir şeydir diye düşünmeyi unutmuşuz. Bu çok acı verici bir durum ve sizler ikiniz de ekranın tam karşısında insanlara yıllardır hitap eden insanlarsınız. Özellikle de başörtülü kimliğinizle ekran önünde olmanın size verdiği, size yaşattığı önyargıları çok merak ediyorum. Neler yaşadınız? Dilerseniz sizinle devam edelim Semanur Hanım. Yani şöyle, ben yaklaşık 23 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gazeteciliğe ilk başladığım yıllarda henüz başörtülü gazeteci neredeyse yoktu. Hatta ben işte İletişim Fakültesi'ne gittiğim zaman ne iş yapacaksın diyorlardı. Niye gittin ki okula? Zaten bu işi yapamayacaksın. Evet. Zaten toplumda kadına karşı bir ön yargı var. Atasözü bile olmuş, saçı uzun, aklı kısa. Evet. Yani kadına karşı bir ön yargı var. Hele ki o kadın başörtülüyse bu ön yargı katlana katlana gidiyor. Yani meslek hayatımda çok karşılaştım gerçekten. Özellikle bir film muhabirlik yaptığım dönemlerde. İşte mikrofon uzatırsın, bir aşağılayıcı bakış. Sen kimsin, ne okudun ki, ne biliyorsun ki? Hani bunu hem cinslerinizden bile görüyorsunuz sadece. İşte farklı düşüncede olanlardan veya farklı pozisyonda olanlardan değil. Ama ben bu önyargıların yavaş yavaş yıkılmaya başladığını düşünüyorum. Çünkü toplumsal yaşam hem önyargıları bir yandan besliyor ama bir yandan da bu önyargıların kırılmasına neden oluyor. Tabii. İşte farklı bir kapı komşumuz oluyor, bir şekilde onunla iletişime geçiyoruz. Mesela birisiyle işte farklı çevrelerden insanlarla muhabbet ettiğimiz zaman şunu çok duyardım. Ama sen başkasın, onlar gibi değilsin. Hayır, onlar gibi diye bir şey yok. Her birey farklıdır. Her bireyin kendi kişisel özellikleri vardır, düşünceleri vardır. Dine yaklaşımı bile her bireyin farklıdır. O yüzden kişileri kişi olarak değerlendirmek lazım. Başörtülüler diye işte kafamızda bir şablon oluşturduğumuz zaman. Ya da kadın zaman, erkek diye. Kadınlar, yani erkekler, işte Türkler, Kürtler, her şey. Tabii belli konumlarda bunu yapmak önemli ama her yerde değil, değil mi? Kadın ya da erkek diye ayırmak insanları. Yani belli işler için evet belki. İşte aslında en büyük ayrım orada. Yani diğer işte ayrımlar var ama gerçekten zihnimizde hiç çözemediğimiz bir kadın erkek ayrımı var. Ama kadın olmakla ilgili ön yargıları aşmaya başladığımızı düşünüyorum ben, her şeye rağmen yavaş yavaş. Evet, inşallah. Bizler cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir ümmetiz, bir topluluğuz.
O yüzden kadını ayrıştırmak herhalde en tehlikeli şeylerden biri olsa gerek. Siz ne diyorsunuz Betül Hanım? Siz neler yaşadınız bu süreçte? Evet, ben de 93 yılında lise 1'e giderken radyo programı yapmaya başlamıştım. O dönemlerde muhafazakar kesimin daha yeni yeni radyo ve televizyonların olmaya başladıkları bir döneme denk geliyor. Tabii ilklerden olduğumuz için de dolayısıyla çok fazla soruyla karşı karşıya gelmiştik. Gaziantep'te yerel bir radyoda başladım. 90'lı yıllarda babam ön ayak olmuştu benim bir radyo programı yapmama. Ümit Hatip'e giderken Ümit Hatip'li bir ablamı pazar günü evimizde dinliyoruz radyodan program yaparken. Tabii o zamanlar Müslüman ve muhafazakar dindar camia çok heyecanlı. Çok canlı bir dönemi yaşıyor. Hedefler ve idealler aksiyon noktasında. Yeni yeni radyolarınız, televizyonlarınız olmaya başlamış. Dolayısıyla evde hep radyo dinliyoruz. İşte Kanal 7 izliyoruz falan vesaire. Ve babam dedi, hani Ümit Hatip'ten senin ablanmış madem Betül, hani sen de yapabilirsin. Hiç düşünmemiştim o ana kadar. Tabii annem ve babam siyasetçi oldukları için Gaziantep'te o mecranın içerisinde pek çok organizasyonların içerisinde, sosyal faaliyetlerde, vakıf, dernek, parti çalışmalarının içerisinde çok sosyal bir hayatın içindeydim. Ama tabii ki radyo çok farklı ve yeni bir fikir bizler için. Gittik, konuştuk. Babamın önderliğinde radyo programına başladım. Tabii benim orada olma nedenim belli dertlerimiz ve ideallerimiz vardı. Onların daha kitlesel anlamda paylaşılması demek oluyordu. Radyoda var olmak, medyada var olmak. Daha genç kızlık yıllarımda böyle bir amaç için yola çıkmıştım. Kendi mahallenizden tabii pek çok soruyla karşı karşıya geliyorsunuz. Daha çok yeni bir olgu çünkü. Hala devam ediyor mu? Evet, yani tamamen daha bu sorunsalı bitirmiş değiliz. Yani Müslüman muhafazakar kadın medyada olmalı mı, nasıl olmalı, bu soruları hala tartışıyoruz. Tabii sosyolojik süreçler kolay olgunlaşmıyor. Tartışmaya da devam edeceğiz. Bunda bir sakınca görmüyorum açıkçası ama dünden bugüne pek çok şeyi değişimi yaşıyoruz. Bizim mahalleyi bir tarafa koyarsak, diğer taraftan bize bakış açısı noktasında da Sema Nur Hanım'a katılıyorum. Bir normalleşme yaşıyoruz. Mesleğin ilk yıllarında pek çok kapıdan döndürüldük. Röportajlar için olumlu cevap aldığımız halde gittiğimizde başörtülü gördükleri için red cevabı aldığımız çok oldu mesela. Burada isim de verebilirim ama şimdi polemiğe girmek istemiyorum. Dolayısıyla dünden bugüne çok şey değişti. Bugün TRT ekranlarında örtümüzle yayın yapıyoruz. Ve büyük mesafe kat edildiğini düşünüyorum. Sadece bizim üzerimizden de değil. Yani başörtülü kimlik, dindar kimlik değil. Dilerseniz bunu da konuşalım. Yani Türkiye'de devletin vatandaşa bakış açısı nasıl değişti? Bu da önemli. Devletin vatandaşa bakış açısı ve ön yargıları değişirken vatandaşın kafasındaki, zihnindeki devlet tahayyülü de değişti. Evet. Yani işte o Türkiye Cumhuriyeti kurgulanırken ideal kimlik neydi? Az önce Amerika'yı söyledik. Peki Türkiye'deki ideal kimlik neydi? Türk olacak, Sünni olacak, Sünni ama seküler, dindar değil ve eğitimli. Bu ideal kimlik, bu elit kimlik, baskın kimlikti. Bunun dışında kalan herkes... Kürtler, dindarlar, Romanlar, Aleviler, çoğaltabiliriz, azınlıklar öteki sayıldı. Devletin de bu kimliklere karşı bir ön yargısı vardı. Son 10 yılda bu açılımlarla birlikte ön yargıların ben Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasında kırıldığını ve sosyal dokunun daha da birbirine yakınlaştığını düşünüyorum. Çok önemli gelişmeler, çok güzel gelişmeler yaşıyoruz bu kimlik açılımlarıyla birlikte. Şimdi tabii ki hepimizin dediğim gibi ekran önünde ve başörtülü olarak görev yapıyor olması üzerinden ben biraz önyargıyı yorumlamak istedim ama burada yine önyargıyla hareket etmek maksadıyla değil. Özellikle sizin hayatınızda yaşadığınız işte o tecrübeler, o kırılma noktaları nelerdir bunu görebilmek adına bu soruyu yöneltmiştim size. Şüphesiz ki önyargının temelinde ciddi anlamda bir ahlaki eksiklik yatıyor. Çünkü Allah-u Teala Hazreti Peygamber Efendimiz'i güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdiğini bize belirtiyor. Şimdi... Burada önemli olan şey, evet insanız, bir takım kodlarımız var, fıtratımıza yerleştirilmiş bir takım değerler var ama tamamlanması gereken bir takım ahlaki bütünlükler de var. Buradan bakıldığında Sema Nur Hanım, size göre
ahlak açısından baktığımızda ön yargı nasıl bir sorundur? Ön yargı her şeyden önce bizim adaletli olmamızı engelleyen bir sorundur. Çünkü zihnimize bir at gözlüğü takarız ve karşımızdakini o at gözlüğüyle yargılarız, onunla görürüz. Gerçek karşımızdaki gerçek kişiyi değil, kafamızda kurguladığımız kişiyi görmeye başlarız. Böyle olduğu zaman da işte öncelikle adalet duygumuz tamamen zedeleniyor. Adaletli davranamıyoruz. Ya da o kişinin herhangi bir olumsuz ya da olumlu tavrıyla ilgili zihnimizde oluşturduğumuz şablonu bir türlü yıkamıyoruz, kıramıyoruz. Çok güzel bir hikaye var, ben onu anlatmak istiyorum. Lütfen. Bir bilgiye soruyorlar, en çok kimi seversin diye. En çok terzimi severim diyor. Niye diyor? Çünkü diyor terzim her gittiğim zaman benim ölçümü yeniden alır ve beni yeniden değerlendirir. Ama diyor insanlar beni ilk gördüklerinde değerlendirirler, kafalarında bir şablon oluştururlar ve hayatlarının sonuna kadar öyle değerlendirmeye devam ederler. İşte biz de böyle değerlendirdiğimiz zaman adaletli olmaktan ne kadar uzaklaşırsak ki adalet yerler ve gökler adaletle ayakta durur. Bu sefer İslam'dan uzaklaşmış oluyoruz, ahlaki değerlerimizden uzaklaşmış oluyoruz. Kişilere yönelik haksızlıklar yapmış oluyoruz ve her şeyden önce kul hakkına giriyoruz. Evet. Ve kul hakkına girmemek için, Hucurat suresindeki ayeti uygulayabilmemiz için bizim mutlaka burada bir durmamız, zihnimizi değerlendirmemiz lazım. Ben şimdi nasıl bakıyorum? Acaba bu gerçekten böyle mi? Bir zihin süzgecinden geçirmemiz gerekiyor. Kendi düşüncelerimizi, kendi önyargılarımızı, hatta kendimizle ilgili düşüncelerimizi. Çünkü kendimize yönelik önyargılarımız da var ve en tehlikelisinin de bu olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Eğer kendimizi doğru değerlendiremiyorsak, ki bu önyargı bize kibir olarak dönebilir, işte ne bileyim başkalarını küçük görme olarak dönebilir, çok daha büyük bir ahlaki problemin içine gireriz. Hiç çıkamayacağımız, mükemmel insana asla ulaşamayacağımız, o yola bile giremeyeceğimiz bir sürece gidebiliriz. Allah korusun. Amin. Allah korusun, evet. Şimdi siz bu hikayeyi anlatınca ben de Kemal Sayar'ın bu konudaki önyargıyla ilgili değerlendirmelerine biraz göz atmıştım programdan önce. O bizi etkileyen iki tür önyargıdan bahsediyor. Bir insan, doğrudan insana yönelik bir önyargı. Bir de insan topluluklarına yönelik bir önyargı. Şimdi buradan hareketle bakarsak biz Türkiye'de, önce Türkiye üzerinden bir gidelim. Siz habercisiniz ve sürekli çeşitli haberleri her gün sıradan bir insandan çok daha özel olarak sürekli haberle haşır neşir olduğunuz için bütün haberlere hakimsiniz. Buradan hareketle Türkiye'de insanı insan olarak, onu özgünlüğüyle, zenginliğiyle olduğu gibi kabul edebiliyor muyuz? Yoksa onu bir şahsiyet varlığı ötesi olması ötesinde illa sen şu topluluğa aitsin, bu topluluktan olmak zorundasın. Elbette ki insan sosyal bir varlık, bunu parantez içinde söyleyelim. Elbette ki bir topluluğa ait olma hissi hepimizde var. Yani Türk vatandaşı olmak gibi, Türkiye'li olmak gibi. Ama biz insanı bir haberci gözüyle baktığınızda bir yerlere hapsediyor muyuz Betül Hanım? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Özgünlüğümüzü, biricikliğimizi ortadan kaldırıyor muyuz önyargılarımızla? Tabii bireysel anlamda baktığımız zaman hayata hangi pencereden bakıyorsunuz? Üst kimliğiniz nedir? Onunla çok alakalı bir şey. Kendinizi dindar, muhafazakar bir kimlik olarak tanımlıyorsanız dünyaya o pencereden bakarsınız. Ve İslam'a göre kriterleriniz gelişir, insanlara bakış açınız gelişir, o pencereden bakarsınız. Kürt bir komşunuz varsa ne diyoruz? Kürt kardeşimiz diye ifade ediyoruz. Yani bu ifadenin altında bir şey var. Tüm Müslümanlar kardeştir. Düsturu yatıyor aslında. Yani hangi pencereden baktığınıza bağlı. Esen bir popüler kültür var, bir rüzgar var. Dolayısıyla toplumumuz, insanlık da bundan etkilenmiyor değil. Yani egemen, hakim güç, batı kültürü, batı uygarlığı ve buradan esen bir rüzgar var. Ortaya koymuş oldukları pozitif bilim ve bunun tüm ürünleri hayatımızı kuşatıyor mu? Evet. Dolayısıyla birbirimize bakarken, komşumuza, akrabamıza, arkadaşımıza bakarken bu esen rüzgardan ister istemez etkileniyoruz. Ama az önce söylediğim devletin kimlikler üzerinden geliştirdiği politikaları da ben çok önemsiyorum. Hı hı. Yani yukarıdan aşağı inen bir etkileşim de var. Mesela 5 milyon Roman vatandaşımız varmış. 5 milyon bence çok büyük bir rakam. Roman açılımı olduktan sonra ben 5 milyon Roman vatandaşımız olduğunu öğrendim. Roman vatandaşlarımız açılım öncesinde hiç gündeme gelmezdi. Yani böyle bir kimlik var mıdır, yok mudur? Kendilerini zaten buçuk insan olarak tanımlarlardı maalesef ki. Olumsuz haberlere konu olurlardı. Konu olurlardı. Yani roman dediğimiz zaman belli eğilimleri, olumsuz eğilimleri olan insanlar gibi tanımlanır ve böyle bütüncül bir bakış açısı olurdu. Ne zaman devlet
resmi kimlik olarak romanları tanıdı. Dolayısıyla romanların da kendi özgüvenleri arttı diye düşünüyorum. Kürtler yine hakeza. Yani artık Kürtler kendilerini ikinci sınıf vatandaş olarak tanımlamıyorlar. Veya işte biz dindarlar pek çok hakkımızı aldık mı? Evet aldık. Yani dolayısıyla ben bunları önemsiyorum açıkçası. Yani. Peki biz bunları nasıl başardık sizce? Yani bir ilerlemeden bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Her ikinizin de hemfikir olduğu bir mevzu. Peki bunların aşılmasında biz ne gibi roller üstlendik? Karşıda gördüğümüz, yani bize ön yargıyla baktığını iddia ettiğimiz karşı taraf ne gibi misyonlar edindi de neler değişti sizce Sema Nur Hanım? Yani bir yandan Türkiye'nin sosyokültürel değişimi oldu. İnsanlar biraz daha birbirlerine yaklaştı. Özellikle büyük şehirlerde yaşamaya başlamakla birlikte. Evet. İşte ortak eğitimleri almaya başladılar. Aynı okullardan mezun oldular. Belli işleri birlikte yapmaya başladılar ve birbirlerini tanımaya başladılar. Ama ben yine habercilik açısından bir haberciliğe dönmek istiyorum. Bizim ön yargılarımızı besleyen şey de habercilikti bugüne kadar. İşte romanlara olan romanlara yönelik haberler, ne bileyim işte kadın şoför diye başlayan, hala da dilimizden bir türlü çıkaramadığımız bir haberler zinciri var. Yani aynı kazayı bir başkası bir erkek şoför yaptığı zaman erkek şoför diye başlamadığımız haberi şu anda kadın şoför diye başlıyoruz. Önce bunları besledik ama toplumsal bir talep gelmeye başladı. Çünkü toplum bu kadar fazla ayrışmaktan rahatsızlık duydu. Yani bunun farklı yansımaları oldu, sokak çatışmaları oldu, ne bileyim işte darbe süreçlerimiz oldu vesaire. İnsanları sağcı solcu diye tamamen ikiye ayırdılar. Ama toplum bunun kendisine zarar verdiğini yavaş yavaş görmeye başladı. Habercilik anlayışındaki değişimde artık bu olumlu gidişata destek oluyor diyebilirim. Biraz daha artık hem bir yandan işte RTÜK'ün getirdiği kurallar var, haber yaparken belli etik değerleri korumak zorundasınız. Biraz da otokontrol sistemi de değişti, gelişmeye başladı. Evet, bu haber insanlara zarar verir mi? Bu haber çocuğumuzun psikolojik etkisini olumsuz etkiler mi? İşte ya da ne bileyim ön yargılar oluşturur mu onlara karşı diye yavaş yavaş düşünüyoruz. Ben işte hem haberlerin hem devletin bu tavrının hem de toplumun kendi kendine bir süreç oluşturduğuna inanıyorum. Burada şuna dikkat çekmek lazım. Biz gayet olumlu bir süreci yaşadığımızı söylüyoruz. Bir gazeteci, bir televizyoncu olarak ve aynı zamanda toplumun içindeki bir vatandaş olarak bu gayet güzel bir gelişme. Ama batıdaki trende baktığımız zaman tam tersi yönde bir gelişme var. Yani bizde toplumla devlet arasındaki mesafe kapanmaya başlarken ve toplumsal barış noktasında büyük bir mesafe kat edilmişken Osmanlı tecrübesinden yeniden faydalanmaya başlamışken, yani o mozaik kültürünü yeniden oluşturmaya başlamışken Batı'ya ya da Avrupa'ya bakıyoruz, ırkçılık yükseliyor, İslamofobya yükseliyor. Tam tersi yönde bir trend var. Yani aslında buna da dikkat çekmek lazım. Baktığımız zaman da birincisi Batı'daki, mesela işte Amerika'da diyoruz, Trump seçildi. Bunun sosyolojisini günlerdir irdeliyoruz haberlerde. Baktığımız zaman toplumun bazı kaygılarını, korkularını siyasetçiler çok radikal bir söylemle kullanıyorlar. Buradan bir oy devşiriyor. Ama bunun tabii ki olumsuz geri dönüşleri topluma yansıyor. Ön yargı ve ötekileştirme noktasında. STK'lara bakıyorsunuz, batıdaki STK'lara, marjinal STK'lara çok ciddi ve olumsuz çalışmalar yapıyorlar. Mesela Almanya'daki Pegida örneği. Onun dışında yine İslamofobiyi mesela körükleyen pek çok medya, işte dizi, sinema, popüler kültür ürünlerini görüyoruz. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman topluma da olumsuz yansımalar oluyor. Bugün Amerika'da ya da Avrupa'da yıllarca, on yıllarca hak mücadelesi vermiş olan Müslümanlar kazanımlarını yeniden kaybetme kaygısı yaşıyorlar. Maalesef ki yani bunları da konuşmak lazım. Peki orada o zaman hemen şöyle bir soru sormak istiyorum size. Biraz da çuvaldızı kendimize batıralım. Bütün bu ön yargıların oluşmasında elbette ki bizim de rolümüz var. Bunu asla inkar edemeyiz. Şimdi ön yargıyı gruplara ayırarak söylüyoruz. İşte ben ve öteki, vatanseverler ve hainler, dindarlar ve ateistler. Bir takım gruplaşmalar, kavramsal ayrışmalar ortaya atılıyor. Belki bunlar gündelik hayatta bir takım şeyleri konuşabilmek adına gerekli de. Ama bizler, isterseniz öncelikle Türkiye üzerinde konuşalım, sonra İslamofobiye doğru gidecek şekilde bu dışarıya doğru açılımı gerçekleştirelim. Çuvaldızı kendimize batırdığımızda Müslümanlar olarak biz bu ötekiyi oluştururken kendimizin ötekileştirilmesinde bir katkı sağlamış olabilir miyiz Sema Nur Hanım? Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka bizim de katkımız vardır. Çünkü kendimizi doğru ifade edemedik, kendimizi doğru anlatamadık. İnsanlar tanımadıkları şeyden korkuyorlar. Toplumlar tanımadıklarına karşı her zaman bir set oluştururlar. Dindar insanlar da
Türkiye'de belli bir süreçten sonra görünür olmaya başladılar. Her evet. zaman vardı ama görünürlükleri neredeyse işte son 20-30 yıla, işte özellikle kadınların görünürlüğüne de bakarsak, dindar kadınların görünürlüğüne, işte Şule Yüksel'li yıllara uzanıyor. Görünür olmaya başladıktan sonra kendimizi anlatmakta problem yaşadık diye düşünüyorum. Zaten bize siz kimsiniz, ne yapmak istiyorsunuz diye soran olmadı. Soran olmadığı için de işte bir yandan da saldırı olunca hep savunmada kaldık. Her evet. zaman savunmadaydık ve o savunma refleksiyle hareket ediyor olmamız insanların kafasında bir ön yargı oluşturdu. Artı işte belli tabii çok büyük sorunlar da yaşandı. Bu arada 28 Şubat dönemi geçirdik, başörtüsü yasakları yaşadık ve ortak refleksler ortaya çıktı. O ortak refleksler de bizi dışarıdan gören insanların kafasında daha büyük bir genellemeye neden oldu. Evet, bunların hepsi böyle, bunların hepsi aynı şekilde düşünüyor şeklinde kendimizi anlatamamaktan kaynaklanan bir ön yargı yaratımına, ön yargı oluşmasına neden olduk, katkıda bulunduk diye düşünüyorum ben. Şimdi çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Aslında bu mevzuyu da sizinle konuşmak isteyişimin temelinde bu vardı. İşte görünür olmak. Biz hep görünür olmaktan korktuk. Televizyon, gazete, sinema, bütün bunlar da belki gazetede nispeten birazcık daha iyiydik ama hani daha böyle göz önünde olacak şeylerde, sinema gibi, televizyon gibi mecralardan hep bir adım geride durduk. Müslümanlar olarak, yani bırakın kadın erkek ayrışmasını, Müslümanlar olarak buradan biraz geride durmayı tercih ettik. Belki en büyük eksikliklerimizden bir tanesi de buydu. Çünkü çağa ayak uyduramadığımız zaman çağa ayak uydurmak deyince de lütfen bunu da yanlış anlamasınlar. Burada tabii ki değerlerimizden vazgeçmek olarak söylemiyorum. Ama eğer bir takım teknolojik gelişmeler oluyorsa ve bu gelişmelerle insanlara seslenmenin bir yolunu birileri buluyorsa, bizim de en azından bunu, bizim ahlaki değerlerimizi rencide etmeyecek ya da bozmayacak şekilde ifade edip sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Belki burada biraz geç kaldık. Siz ne diyorsunuz Betül Hanım? O süreçte hani mesela siz neleri fark ettiniz? Neden bu tür işte Müslümana karşı, başörtülüye karşı, bir kadına karşı böyle ötekileştirme çabaları oldu? Bizim bunda payımız ne oldu? Şimdi açıkçası geç kalmış olduğumuzu ben kabul etmiyorum. Yani şöyle ki, yani sistemin ötekisi olarak biz dindarları konuşuyoruz. Yani evet. bizim jenerasyon bunu çok yakından tecrübe etti. Dolayısıyla afaki konuşmalar yapmıyoruz. Yani 69-70'te siyasi iddialarını yeni yeni ortaya koymuş olan bir kesimden, koyabilmiş olan bir kesimden bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin siyasi tarihine baktığımız zaman işte 50'de, "Yeter söz milletindir" sloganıyla yola çıkan Menderes'e ne yaptıklarını gördük. Veya 60 darbesinde toplum o kadar sindirilmişti ki sokağa çıkıp bir tepki ortaya koyamadı. Yani yine bir bastırma. Sonrasında gelen darbeler süreci. Dindarlar ancak oturup da ya işte biz de istiyoruz haklarımızı, artık biz de sistemin içinde var olmak istiyoruz dedikleri zaman da ha buyurun tabii ki demediler. Yani yine üst üste partiler kapatıldı, yani 69-70 sonrasından bahsediyorum. Üst üste partilerimiz kapatıldı ama ben özellikle muhafazakar ve dindar camiayı şurada çok takdir ediyorum ve kendimi de o kimliğe dahil ederek onur ve gurur duyuyorum. Bu kadar engellemeye rağmen, bu kadar mücadeleye rağmen, bu kadar partimiz kapatılmışken hiçbir zaman şiddete başvurmadık. Yani o legal ve meşru zeminin dışına çıkmadık. Bu gerçekten çok takdir edilesi bir şey diye düşünüyorum. Türkiye'nin demokrasi tecrübesi içerisinde. Sistem içerisinde siyaset her zaman çözüm üretir dedik. Yani dolayısıyla bir geç kalmışlık varsa bunun nedeninin kaynağı bizde olmadığını düşünüyorum ben. Yani sistem içine almak istemedi. Sistem hep dışarıya attı. Biz inatla hayır, var olmak istiyoruz dedik. Bunun siyaset ayağı var, bunun STK ayağı var, bunun medya ayağı var, bunun akademi ayağı var. Kan kayıplarımız tabii ki oldu. İşte Sema Hanım 28 Şubat'a vurgu yaptı. O özellikle bir kırılma noktasıdır. Ama yeniden ayağa kalkmayı başardık mı? Hamdolsun diyorum. Ama ben biraz daha farklı düşündüğüm bir nokta daha var. Kendi hatalarımızın da olduğu yerler olduğunu düşünüyorum. Ta matbaanın işte icat edilmesinden bu yana benim aslında geç kalmışlıktan hep, evet yani hep yeni oydu. Teknolojiye ya da işte halka ulaşmak için ortaya çıkan yeni olgulara, işte ne bileyim tiyatroydu, sanattı vesaireydi, hep bir mesafeliydik. Evet. Hep önce korktuk, acaba bu olur mu, olmaz mı? Dini kaygılarımız bizi engelledi ve bu dini kaygıları yaşarken acaba işte televizyon eve girmez, yıllarca televizyonu eve sokan şeytandır dediler. Televizyon şeytandır, kimsenin evine girmemeli. Şu anda bir televizyon kanalındayız, Diyanet TV'deyiz. Yani bunlar bizim toplumsal olarak ilerlememiz
ilerlememizi yavaşlattı veya gençlere ulaşmamızı engelledi. İşte sanat alanında hala ben çok geri olduğumuzu düşünüyorum. Mesela bir sinema, işte Hollywood bütün mesajlarını dünyaya, gençlere harıl harıl, hiç aralıksız verirken biz hala acaba sinema yapar mıyız, yapmaz mıyız? İşte birisi bir film çekiyor ve efendim Hazreti Muhammed filmi olur mu, olmaz mı? Kıyametler kopuyor. Hala biz bir tedirginlik var içimizde. Yani doğru yöntemleri kullanma yönünde bir takım eksiklerimiz olduğunu ben düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Mutlaka dışarıdan gelen baskılar, saldırılar, evet, yani, bu anlamda benim bahsettiğim zemin biraz mutelil sünni akımdan bahsediyorum. Bu akım bir yenilikle karşılaştığı zaman oturuyor, tartışıyor ve karar veriyor, aksiyona geçiyor. Yani Türkiye'deki pratiğinden bahsediyorum ama şunu tartışabiliriz. Eksiklik var mı? Var. Daha iyi nasıl olabilir? Bunları tartışabiliriz. Çözüm yolları vesaire, daha etkili işler çıkarmak için, daha yeni işler, daha güzel işler. Hı hı. Mesela İslamofobi karşısında nasıl pozisyon almalı izlediğimiz zaman elbette ki bunun içerisinde medya giriyor, tiyatro giriyor, edebiyat çalışmaları, sanat çalışmaları, kültür çalışmaları giriyor. Ama mutedil, orta yollu, sünni çizginin yeniliğe çok kapalı olmadığını düşünüyorum. Evet, yenilikle karşılaştığı zaman önce bir duruyor, tartışıyor kendi içerisinde ve aksiyona hemen geçtiğini düşünüyorum. Değil ama ben de orada geciktiğimizi düşünüyorum. İşte evet. Yani ben de açıkçası biraz geç kaldığımızı düşünüyorum. Belki kendimizi ifade etmek noktasında biraz geciktik. Evet, mutedil davrandık. Evet, aman kimse zarar görmesin. Hepimiz birlikte hareket edelim. Barış bozulmasın. Her şey sükunet içerisinde gelişsin. Kaygılarımız belki bizi bu geç kalmışla etti ama ben de Sema Nur Hanım gibi hata matbaaya kadar uzanarak diyorum ki biz orada belki birazcık daha bu işi kullanabilseydik, kendimizi daha hızlı şekilde ifade etmenin yolunu bulabilseydik, o önyargıları, o manipülasyonları ortaya atan insanların önünü kesebilirdik diye düşünüyorum. Çünkü şimdi bir Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam filminden bahsediyoruz. Eksikleri vardır, fazlaları vardır. Bunlar tartışılır. Ama hala sinemada bunu yapma, ya sinemada geç kaldık mesela. Şimdi bakın televizyondan bahsediyoruz örneğin. Ben bir din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Öğrencilerle konuştuğumda, televizyon izliyor musunuz diye sorduğumda, evet izlediklerini söylüyorlar ve izledikleri programların isimlerini özellikle sorduğumda ben hakikaten üzülüyorum. Çünkü belki evimize normal şartlarda sokmayacağımız insanları, misafir dahi etmeyeceğimiz insanları ekranlarla birlikte gençlerin önüne koyuyoruz. Şimdi biz burada geç kaldık çünkü o taraf sahiplendi. O taraf o gençleri, o çocukları kendine nasıl çekeceğini yolunu keşfetti. Ve biz pasif kaldığımız için bugün kendi tarafımıza İslam'ı anlatacak, İslam'ı doğru anlatacak, İslam'ın bir yük değil, bir hayat anlayışı olduğunu anlatacak pozisyonları sunmakta geç kaldık. Benim kastettiğim esasında buydu. Elbette ki her şeyi çözmenin pozitif bir yolu vardır ama galiba bu önyargıların oluşmasındaki bizim en temel eksikliğimiz burasıydı diye düşünüyorum. Şimdi bunun iki nedeni var diye düşünüyorum. Yani bu geç kalmışlığın, yani evet, sosyolojik süreçlere baktığımız zaman birincisi pahalı işlerden ve bir bütçe gerektiren işlerden bahsediyoruz. Medya dediğimiz şey, sinema sektörü. Dolayısıyla ve artı ciddi bir nitelikli akıl gerektiren işlerden bahsediyoruz. Yani iki şey bir arada olacak. Evet, bir ideolojiden bahsediyoruz, bir inanç grubundan bahsediyoruz ama bununla birlikte ekonomisi olacak. Evet. Artı nitelikli eğitimli aklı olacak. Yani eğitim ve ekonomi dediğimiz şey Türkiye'de dindar kesime baktığınız zaman daha çok yeni yeni yakaladığı şeyler. Evet. Yani bu sosyolojik süreçlere ve tarihine baktığımız zaman da elde var olana bakarsınız, oradan çıkacak şeye bakarsınız. Hı hı. Ben de eldekilere baktığım zaman ancak olabildi diyorsun, diyorum ama nedir? Tabii ki öz eleştiri yapacağız. Daha iyi nasıl olabilirdi? Durduğumuz noktayı ben de çok açıkçası içime sindiremiyorum. Yani bir İran sineması diyoruz, bir Türkiye sinemasından bahsedemiyoruz maalesef. Hatta ki. Hatta bir Bollywood sineması diyoruz, evet, ki Hindistan'la kıyaslanmayacak. Bollywood'la yarışıyor konu artık. Tabii, evet. Şimdi demek sinema ki, deyince lütfen, Hazreti buyurun. İsa ile ilgili yapılmış 200 tane film varmış, evet, büyük prodüksiyonlu. Biz Hazreti Peygamber'i anlatmak için tam 40 yılda 2 film çekebildik. Sadece
O filmleri de zaten hani çağrıyı sonradan kabullendik ama o da tam 2 yıl boyunca çok büyük işte badireler atlatmış, sinema salonları bombalanmış vesaire. İkincisi çekildi, şimdi de hemen kafadan onu da yine silelim. Yine bir ön yargı değil mi? Yani, ön yargı. Evet. Biz kendimizi nasıl anlatacağız dünyaya? Yani dünyayı anlatmanın artık yolu bu, geçer akçe bu. Evet, bir yolunu bulmalıyız. Çağ yakalamak, o anlamda çağ yakalamak gerekiyor. Nasıl daha iyi anlatabiliriz? Nasıl daha güzel sunabiliriz? Gençleri gençlerin elimizden kayıp gitmesini nasıl önleyebiliriz konuşmak aslında. Bizim eksiklerimizden kastımız bu. Görüyorum ki demek ki bunun üzerine daha çok konuşmamız, kafa yormamız gerekiyor. Ki. Çünkü üçümüz arasında bile mesela ortak bir şeyden bahsedemiyoruz. Kaygılarımız var. Hala hali hazırda önyargılarımız var. Demek ki bu hususların hala konuşulması, bir çözüme ulaştırılması, üzerinde düşünülmesi şu ara gerekiyor. Lütfen. Bizim dindar kesimin gençlerini çok etkileyen bir sektör var. Güney Kore. Güney Kore'nin sinemaları, kitapları bir şekilde çocuklarımızın özellikle dindar kesimi zihinlerini ele geçirmeye başladı. Adamlar kültürlerini pazarlamanın yolunu buldu. Evet. Yani bir şekilde bizim de hani bunu zaten tebliğ olarak, dini görev olarak da yapmamız gerekiyor ama tebliğ dışında kendimizi anlatmak için de mutlaka bu tip formüller bulmamız ve onlar işte devlet eliyle desteklenmesi lazım. Tabii ki maddiyat çok önemli. Yani bireylerin işte çabaları her zaman bir yerde sınırlı kalıyor. Devlet eliyle, hatta İslam ülkelerinin ortak bir işte ne bileyim konsorsiyumuyla halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi biraz da isterseniz yine ön yargıya dönelim. Doğrudan kavram olarak dönelim. Betül Hanım, şimdi önyargı ilerlediğinde biz grupları işte homojenleştirmeye başlıyoruz. Şu takımı tutanlar böyledir, şöyle giyinenler şöyledir, işte sakalını böyle kesenler şu gruba aittir gibi bir takım homojen gruplar oluşturmaya başlıyoruz. Evet. Şimdi böylece aslında bunu yaparken de farkında olmadan o kişileri kendi ait olduğumuz yerden aşağıda görmeye başlıyoruz. Bunun temelinde bunun olduğunu farkında bile değiliz bunu yaparken. Dolayısıyla kişiyi kendi normlarımıza uydurmak gibi bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. İşte dindarlar, işte dinsizler belki bu ayrımı yaparken sizce insanlara ya da eşyaya hikmetle bakmak yerine, onları olduğu gibi kabullenmek yerine tahakkümle yaklaşmak modası bu kaynağı nereden alıyor? Aslında biraz konuştuk ama biraz daha açalım istiyorum bunu. Tabii ki. Yani bu Türkiye'de de yaşandı. Tek tipleştirici bakış açısı. Yani devletin böyle bir uygulaması oldu ama bu proje tabii ki tutmadı. Yani pratiğe baktığımız zaman Anadolu'lu kadın şalvarına ve başörtüsüne sahip çıktı. Çocuğunu okutmaktadır. İstediğinde de değerleriyle var olmasını istedi sosyal hayatta, kamuda ve eğitim, üniversite alanında. Siz bunun kavramsal olarak kaynağını soruyorsunuz. Dolayısıyla ben batıya gitmem gerekiyor. Batıdan bakarak yani bilimsel anlamda konuya nasıl bakıyorlar biraz buna bakalım. Yani yine ben psikoloji ve sosyoloji bilimine gideceğim. Evet. Şimdi orada mesela işte liberal demokrasi diyoruz. Liberal demokrasinin temelinde de aslında Darwinizm vardır. Yani evrimci bakarlar hayata, dünyaya, diğer tüm kimliklere. Mesela mülteciler şu an ciddi bir gündem. Nasıl bakıyorlar? Şöyle ki evrimci dediğimiz şey doğal seleksiyon. Yani güçlüler kazanır, zayıflar kendinden yok olur gider. Dolayısıyla böyle baktığı için hayata, güçlünün yanında durdukları için, güçlünün yanında pozisyon aldıkları için ve zayıf olanın zaten kendiliğinden yok olup gitmesi gereken bir şey olarak düşündükleri için Akdeniz'de boğulan insanları hiç sorumsal yapmıyorlar. Gündemlerini almıyorlar. O zaten zayıf bir kimlik. Dolayısıyla zaten yok olup gidecek. Yani onların dünyasında bu. Onun dışında yani Batı dünyasında mesela ötekileştirme alışkanlığı kendisini merkeze koyuyor. Onun dışında olan tüm kimlikler ötekileştiriliyor. Yine gündemden bir örnek vereyim. Macaristan Başbakanı ne demişti? Hatırlarsın Sema Nur Hanımcığım. Eğer dedi kapıya gelenler dedi Hristiyan olsaydı onları alırdık dedi. Yani bu açıklamayı yapabildi. Yani bakar mısınız ayrımcılığa ve Müslümanlara karşı ön yargıya bakar mısınız? Diyor ki çünkü diyor Avrupa'da terör yapıyor bu insanlar. Bu insanlar geldikleri zaman terör yapacaklar diyor. Yani ciddi bir ön yargı görüyoruz. Bir kimliğe dair. Siz diyorsunuz ya hani bireyi yok eden ve hepsini tek eline alan bütüncül bir bakış açısı. Tüm Müslümanlar eşittir terörist bakış açısı geliştirmiş. İslam eşittir terör diye bir şablonu oturtmuş tüm Müslümanların üzerine de. Fransa'yı bombalayan eğer bir Müslüman kimlikse tüm Müslümanlar teröristtir gibi bir şey. Oysa baktığımız zaman Paris saldırısına baktığımız zaman dışarıdan gelen mülteciler o saldırıyı yapmadı. Paris'e 30 dakika uzak
Hayat'taki bir yerleşim yeri olan Molenbeek yerleşkesinden gelen bir göçmen ailesinden bir kişi o saldırıyı gerçekleştirdi ki Molenbeek'e de baktığınız zaman çok ilginç. 10 yıllarca işsizlik yaşamış büyük bir kitle orada yaşıyor. Yani yine kendi adaletsizlikleriyle karşı karşıya bir sonuç kendilerinin karşısına gelmiş oluyor. Kendileri kendi toplumları içerisinde kimlikler arasında müthiş bir ön yargı, ötekileştirme uyguluyorlar. Bir adalet sorunu var Avrupa'da ve Amerika'da. Bu adaletsizliğin sonucu olarak bu terör faaliyetleriyle de karşı karşıya kalıyorlar. Ama buradan kesilen fatura yine tüm Müslümanlara gitmiş oluyor. Burada büyük bir sorun var. Yani Amerika olsun, Batı olsun ön yargı noktasında çok sorunlular. Öyle olduklarını düşünüyorum. Ve artı mesela şöyle bakıyor. Mülteci diyor geldiği zaman diyor benim ekmeğimi alacak diyor. Ekonomi bozulacak diyor. Oysa İslam bakış açısına göre nedir? Rızkı veren Allah'tır deriz. Biz berekete inanırız. Evet. Yani bizim dünyamızda her şey rasyonel verilerle ölçülmez. Ama onlar için her şey çok rasyonel olması gerekir. Bunlar önemli ve şunun da altını çizmek istiyorum. Özellikle madem ön yargı dedik, özellikle demokrasi ve insan hakları noktasında kesinlikle Batı'nın artık sınıfta kalmış olması çok aşikar. Yani birincisi işte Mısır'da darbe diyememesiyle başladı. İkincisi 15 Temmuz'da müthiş bir demokrasi destanı yazılmışken yanımızda olamayışları, ardından mülteciler konusunda yani Türkiye'ye olsun, tüm Müslümanlara olsun müthiş bir ön yargı ve bunun getirdiği çarpık işleyiş. Ama sonuç olarak baktığımız zaman ortaya koymuş olduğu uygarlığın da temelinden sarsan bir şey bu. Evet. Yani demokrasi diyorlar, insan hakları diyorlar ama normatif olmayan bir bakış açısı görüyoruz. Evet, madem İslamofobiye şimdi geçmiş bulunduk, ben biraz daha sonlara saklamıştım ama üzerinde duralım dilerseniz. Sema Nur Hanım, şimdi önyargılar Müslümanların dünya çapında uğraşmaya başladığı bir mevzu haline geldi. Kendi içimizde uğraşıyoruz, dışarıda uğraşıyoruz, harici ve dahili her yerde önyargılarla uğraşıyoruz. İslamofobi hiçbirimizin inkar edemeyeceği derecede büyük bir tehlikeye dönüştü. Çünkü tamamen barış öğütleyen bir dinin dışarıda tamamen savaş ve bomba ile bütünleştiği bir kavrama dönüştürülmeye çalışıyor İslam dini. Sizce bu sorunun temelinde ne var ve biz bu sorunu nasıl aşabiliriz? Sonuna geliyoruz süremizin. Birkaç sorum daha var. Dilerseniz biraz böyle kısa olacak şekilde, biliyorum çok zor ama yani ben bu sorunun bu konudaki fikrinizi almak istiyorum. Avrupa'nın ya da Amerika'daki vatandaşların zihinlerine yapar bir şekilde sokulduğuna inanıyorum. Tamamen çünkü onlar Müslümanları görüp Müslümanlardan zarar görerek böyle bir kanıya ulaşmadılar. Ben 10-15 sene önce yurt dışına gittiğim zaman işte Avrupa'nın birçok ülkesinde son derece sevecen insanlar gördüm. Sabahları kalktıkları zaman işte vay bu başörtülüymüş bilmem ne demeden herkese işte günaydın diyen sevecen insanlardı ama şu anda onu göremiyoruz. Çünkü işte sürekli körüklenen, işte DAEŞ eliyle özellikle körüklenen, bunlar terörist, bunlar bombalar, işte komşun seni öldürebilir gibi bir yaklaşım var. Ben tamamen bunun küresel güçler tarafından özel olarak kışkırtma yoluna gidildiğini düşünüyorum. İşte niye bunu başka dinler için yapmıyorlar? Budistler de, yani Budist çeteler Arakan'da Müslümanları öldürüyor her gün ve korkunç şekillerde ciddi işkenceler yaparak öldürüyorlar. Ama bizim zihnimizde Budizm'e karşı böyle bir şey var mı? Hayır, Budizm sevgi dinidir. Budizm bütün insanları kucaklayan bir dindir. Yani birine karşı böyle bir şey oluşuyor da öbürüne karşı oluşulmuyorsa gerçekten bunun bireylerin refleksi olmadığına kanaat getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Burada da yine kendimizi doğru anlatamamak, yeterince anlatamamak devreye giriyor. Biz bir şekilde kendimizi dünyaya anlatmak zorundayız. Dilimiz yok, yabancı dilimiz çok eksik. Kendi içimizde konuşuyoruz, burada programlar yapıyoruz ama dünyadakiler yani farklı yerlerden besleniyorlar. Sürekli farklı yerlerden bilgi aldıkları için de böyle bir çapraşıklık ortaya çıkıyor. Yani aşmanın temelinde yine sistemdeki var olan güçlere sahip olabilmek için bir takım büyük çalışmalar yapmak bireylere lazım. Bireylere kendimizi anlatmak zorundayız, doğru anlatmak farklı zorundayız. Farklı dillere sahip olmalıyız. Evet, İnternette bir video var, mutlaka izlemişsinizdir. Süremiz kısaldı dediniz diye hızlı hızlı anlatıyorum. Avrupa'da işte Amerika'nın da bazı bölgelerinde insanlara Kur'an-ı Kerim götürüp işte bir takım ayetler okuyorlar. Evet, onu i̇şte mutlaka anlatalım lütfen.
işte orada savaş ayetleri, öldürün ayetleri vesaire. İnsanlar bunun Kur'an-ı Kerim olduğunu düşünerek büyük tepki gösteriyor. Aslında onlar İncil'den pasajlar ve İncil olduğunu duyduklarında çok şaşırıyorlar. Hı hı. Gerçekten hani dinlerin öğütleri arasında çok fazla fark yok. Yani biz Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu da tam olarak anlatamamışız. Onlar sadece işte savaşın, cihad edin, öldürün, katledin boyutuyla gördükleri için. Hani İslam'ın diğer yönlerini de kendimiz yaşayarak, kendimiz ortaya koyarak göstermeliyiz ve kendimize bir şekilde anlatma formülü bulmalıyız diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Betül Hanım? Özellikle şunu vurgulamak lazım. Avrupa'da İslam yükselen bir trend. Yani alternatif bir din olarak İslam yükselişte. Fransa'da mesela ikinci din. Bununla birlikte Avrupa'da ateizm çok yükseliyor. Yani Amerika'dan da olsun, Avrupa'dan da olsun doğuya büyük bir akış var. Merak ediyor insanlar İslam'ı. Ve Batı İslam'ın bir alternatif olduğunu çok farkında olduğu için ben ciddi ciddi bunun üzerine çalıştığını düşünüyorum. Yani bugün uzmanlara gidip sorduğunuz zaman da iş tamamen kurgu bir proje, terör örgütü. İslam'a karşı İslam projesi diye bir şey var. Bu nasıl? Şöyle ki, İslam'ı kötülemek için, insanların merakını söndürmek için birincisi DAEŞ gibi örgütlerle İslam radikalleştiriliyor, marjinalleştiriyor. Diyor ki İslam bu kadar kötü. İslam eşittir terör dinidir, Müslümanlar eşittir teröristtir diyor DAEŞ üzerinden. Böyle bir algı oluşturuyor. Diğeri de mesela Türkiye'de çok canlı örneğini birebir yaşadık. FETÖ gibi örgütlerle de şunu yapıyor. FETÖ gibi örgütler de biliyoruz ki kurgu. İslam'ın içini boşaltarak, İslam'ın tüm sosyal siyasi iddialarından vazgeçirerek farklı bir din kurgusu. Yani bunu İslam'ın protestanlaştırılması da diyebiliriz. Mesela NATO'nun çok ciddi bir çalışması olduğunu daha yeni öğrendim. Kur'an-ı Kerim üzerinden, Kur'an-ı Kerim içerisindeki tırnak içerisinde cihadi ayetleri çıkararak farklı kurgu bir Kur'an-ı Kerim üzerinde çalıştıklarının haberini aldım mesela. Buna da Avro-İslam diyorlarmış. Yani İslam'ın gerçekten dünyanın geleceğinde ciddi bir alternatif olduğunu gördü hakim güçler ve bunun üzerinden şu sıralar ciddi projeler yürütüyorlar. Peki Müslümanlar ne yapmalı? Bu çok önemli. Müslümanlar Türkiye ölçeğinden bakalım. Şu an inisiyatif sahibi, karar verici merci noktasında olan tüm dindar, tüm dini hassasiyetleri olan Müslümanların ben adaletle çalışmaları gerektiğini inanıyorum. Liyakat ve ehliyeti önemsemelerinin gerektiğini inanıyorum. Bunun yanında da tabii ki işte az önce de bahsettik. Popüler kültür önemli. Onların araçlarından biz de faydalanacağız. Hı hı. Sinema, medya, kamu diplomasisi bunları kullanarak gerçek İslam'ı göstereceğiz. Ama bundan daha da önemli her birimiz birer birey olarak nasıl bir Müslüman örnekliği teşkil ediyoruz? Bu çok önemli galiba. O zaman hemen şu soruyu yöneltmek istiyorum ben size. Diyorum ki biz neden birbirimizi refik olarak değil de rakip olarak görüyoruz? Biz kendi içimizde yani burada başörtülü başı açık mevzu yapmaksızın bu ülkenin birer bireyi olarak aynı bayrak uğruna sevdalanmış insanlar olarak neden hala birbirimizi refik olarak göremiyoruz? Çünkü, hala rakibiz birbirimize. Çünkü çok kibirliyiz. Hep kendimizi üste görüyoruz. Yani bu dediğimiz gibi şey değil yani hani dini hassasiyetle vesaireyle ilgili değil. Her zaman her şeyin en doğrusunu kendimiz biliyoruz. Evet. En güzelini kendimiz yapıyoruz. O yüzden kapı komşumuz bile olsa hep bir küçümser bakış açımız var. O bakış açısıyla zaten bütün toplumu ötekileştirmiş oluyorsunuz. Hı. Ve işte doğru bakmamaya başlıyorsunuz hayata, hı, insanlığa. Ve yani hayatınızı belirleyen etik değerlerde sorunlar oluşuyor. Kesinlikle ben de aynı şeyi düşünüyorum. Fazla çocuklarımız da bizden böyle gördükleri için maalesef onlar da öyle yapmaya başlıyorlar. Hani annesinin işte bir başkasının küçük gördüğünü gören çocuk zaten bu şeyle, bu algıyla büyüyor ve hemen daha ilkokul yaşındayken sıra arkadaşını küçük görmeye başlıyor. İşte bir başkasını farklı görmeye ya da farklılığından dolayı küçük görmeye başlıyor. Ben burada en büyük sorunun kibrimiz olduğunu düşünüyorum. Evet. Siz ne dersiniz Betül Hanım bu hususta? Ben popüler kültürün ve seküler sistemin çok fazla etkisi altında kaldığımızı düşünüyorum. Hayata bakış açımızı yeniden sorgulamamız gerekir diye düşünüyorum. Ve dini eğitimin yanında mutlaka irfani geleneğe de bakmamız gerektiğini düşünüyorum.
Ben de katılıyorum ve David Rennie'nin bir anekdotunu paylaşmak istiyorum. Müsaadenizle son 30 yıldır yapılan çalışmalara göre hepimizin kendimizi iş arkadaşlarımızdan daha becerikli, arkadaşlarımızdan daha ahlaklı, sokaktaki insanlardan daha dost canlısı, tanıdıklarımızdan daha zeki, ortalama bir insandan daha çekici, aynı dine mensup olduğumuz insanlardan daha az önyargılı, aynı yaşta olduğumuz insanlardan daha genç görünümlü, tanıdığımız insanların çoğundan daha iyi şoför, kardeşlerimizden daha iyi evlat olduğumuzu ve ortalama yaşam süresinden daha uzun yaşayacağımızı düşünüyoruz demiş. Kendine hizmet eden önyargının yarattığı bu eğilime hayali üstünlük etkisi adı verildiğini söylemiş. Siz de diğer herkes gibi inanılmaz derecede ben merkezcisiniz demiş. Burada bir ayna ile karşı karşıyayız aslında. Evet. Oturup kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Önce siz de bahsettiniz, kendimize ait önyargılarımızı birey olarak kendimize ördüğümüz o duvarları iyi bir şekilde fark etmek gerekiyor. Bütün kavramların ötesinde, bütün kimliklerin ötesindeki insan kimliğimizle birbirimize karşı bakmamız gerekiyor. Bırakalım o kavramlar, o ayrıştırmalar sosyolojik mecralarda yapılsın. Şu masada otururken veya dışarıda bir yerde kahve içerken o kavramların bizim aramıza girmesine izin vermeyelim. Siz ne dersiniz? Bu anlamda belki refik olmayı ancak bu şekilde başarabiliriz. Son cümlelerinizi alabilirsem çok sevineceğim. Kesinlikle. Son bir dakikanın içindeyiz. İşte kapitalist sistemin ruhumuza işlediği o bencillikten, enaniyetten kurtulabildiğimiz zaman inşallah birbirimize de daha önyargısız yaklaşmaya çalışacağız. Daha iyi bir topluma doğru gideceğiz inşallah. Dua etmek lazım bu. Yani sadece konuşmakla eğitimle de olmuyor. Gerçekten dua da etmek gerektiğine inanıyorum tabii, ben bu konuda. Teslim olmak lazım. Dua demişken Ümit Meyşin bir duası aklıma geldi şu an. Şöyle demişti yapmış olduğumuz röportajda. Ya Rabbi tüm insanlığı İslam'la buluştur, müşerref kıl. Bizleri de İslam'a layık eyle. Bir duada ben Allah'ım bizi ön yargılarımızın esiri olmaktan koru diye dua edersek inşallah biz de bu esaretten kurtuluruz. İnşallah. O halde ben de bir duayla daha doğrusu iki ayet-i kerimeyle veda etmek istiyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Ayaklarınıza sağlık. Zaman ayırdınız, geldiniz. Evet, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hislerinize uyup adaletten sapmayın. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin. Allah hiçbirimizi ön yargıyla, kinle, kibirle, nefretle imtihan etmesin. Allah bizi bunların tuzağına düşmekten muhafaza eylesin. Diliyorum ki refik olmayı başarabilelim. Diliyorum ki rakip olmayı unutalım, bir tarafa bırakalım. Barış ve huzur içerisinde güzel günler görelim hep beraber. Haftaya görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.